Yazılımın yaşam döngüsü hakkında konuşuyorduk. Sivrisineklerden falan bahsettik. İlk kez gelmeyene çok şey kaçırmadılar yani. Bir de gece konularda artık sivrisineklerden bahsettik. Ama şeylerden hiç bahsetmedik. Şu yazılımın yaşam döngüsünde alan safhalar var diye 5 tane. Onların hakkında birazcık konuşalım. Şöyle biraz büyütelim. Şeye başladınız mı? Bu kitabın kopyası falan hikayesi. Bile düzenlediniz mi? Bileri yapıyor mu? Ben yapıyorum falan filan diyen var mı? Efendim? Bu sene de yapacak öyleyse. Tamam, kaça yapıyorsun? Daha hiç sormadık da soracağım. Orijinal 45 lira. Orijinal ne gidi? 45'e 60'e. 60'a daha da yapılmaz herhalde, doğru mu? 60'tan daha az da olmaz kopyası. İyi değil mi? 800 sayfa mı kitap olmuş? O tekil mi? 30 lira mı? 30 lira mı? Aynı kitap mı? 30 lira mı? Ya dökertelim. Tamam, ona şey, haftaya kalmasın bu iş, tamam mı? Haftaya kalmasın çünkü ilk chapter'ı falan kitabın önemli o kadar bir şeyler konuşacağız onun hakkında. Bir yandan da okumaya başlayın, dönem sıkıştırmadan sizin yere doğru okumaya başlayın. Kitabın diline falan filan alışın, güzel olur. Şimdi şu 5 tane safha var diye onlara birazcık bakalım. Şu requirement'la gereksinimler. Requirements for the software system are determined. Gereksinimleri ne? Yani bu yazılımın yazılım olması için ben ne istiyorum? İsterler ne, gereksinimler ne? Requirement'la buna karar veriyorsun. Bunda kimi yapıyorsun? Bunu müşteriyle beraber oturup karar veriyorsunuz. Müşteriyle beraber oturup karar veriyorsun ki çoğu zaman şu işlemde, şu işimi yaparken anlıyorsun ki müşteri ne istediğini çok bilmiyor esasında. Çoğu zaman bunu anlıyorsun. Ne istediğini bilmiyor. Bilgisayarla yapın bu işi diyor ama peki sen ne iş yapıyorsun dediği zaman çoğu zaman anlatamıyor. Bayağı gidip o işin detaylarını onun içinde anlaman gerekiyor da analiz yapmaya başlıyor işin içerisinde. Analiz demek elindeki problemi anlamak demek. Elindeki problemi anlamak demek. Temel olarak bunu söyleyebiliriz. Daha sonra detaylara gelecek ama. Requirements are studied and clarified. İsterleri iyice bir çalışıyorsun, iyice netleştiriyorsun bunları. Ve tabii requirements'ları anladığın zaman, netleştirdiğin zaman aklına çözümler de gelmeye başlıyor. Bunu şu şekilde çözeriz diye. Çok güzel analiz tool'ları var, analiz araçları var. Bu analiz araçlarını kullanabilirsin. Analiz araçlarından bir tanesi şu. Bu sistem bittiği zaman nasıl çalışacak? O müşteriye bunu da verebilirsin. Bunun için senaryo yazıyorsun, senaryo. Nasıl bir senaryo? İşte sistem başladı. Kullanıcıya şunu sordu. Kullanıcı bu cevabı verdi. Kullanıcıya şunu sordu. Kullanıcı bu cevabı verdi. Sistem şunu hesapladı ve cevabını verdi. Baya baya senaryo yazıyorsun yani. Birkaç tane senaryo yazdığın zaman analizini yapmış oluyorsun esasında. Hem kendi tasarımını yapmış oluyorsun bir yandan. Bir yandan da sistemin analizini daha iyi anlamasını, isterleri gerçekten karşılıyor muyum? Ona bakıyorsun. Senaryo yazmaya başladığı zaman insan şeyi daha iyi anlıyor. Eksiklerini, müşterinin ne istediğini anlıyor ve senaryonun güzel taraflarından bir tanesi de şey, müşteri de anlıyor senaryoda. Ya ben bunu bu şekilde kullanamam diyor mesela. Ama başka sen isterlerde şunu demiştin, ben onu demek istememiştim. Ha bir de şu vardı gibi şeyler çok oluyor. Analizden sonra, bakın bunlar birbirine girmiş esasında. Requirement ile analiz birbirine bayağı yakın. Rekabetler yaparken bir yandan rekabetler daha iyi anlamak için dedim ya, senaryo yapın, tasarlamaya falan filan başlayın diye. Tasarımla analiz de birbirinin içerisine girmiş. Sistemi anlamaya çalışırken esasında bir yandan da tasarlamaya başlıyorsun. Şöyle şöyle çalışsın. Ana yapım benim bu olsun. Şu modüllerden olsun gibi şeyler söylüyorsun. Tasarım da bu. Sonra tasarımın bir kısmında tabii implementasyon. İnsan bir şeyi tasarlarken aklından hemen neler çakmaya başlıyor. Ben bunu nasıl gerçekleyeceğim? Hangi dilde olacak? Ha bunu böyle tasarlıyorum ama işte şu sınıfları kullanırsam şu şekilde daha kolay implement ederim. Implement ederken de hani her sefer söylerim ben buna. Bu yazdığım şey nasıl test olacak? Doğruluğunu nereden bileceğim? Çok söylemişimdir buna. O da aklınızda olacak. Bunlar nasıl test edilecek? Bu testin de o son aşaması. Çok daha büyük parçalara, küçük parçalara bölebilirsiniz bunları ama temelde requirement var. İsterler çıkarıyorsunuz, analiz ediyorsunuz, tasarlıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz ve test ediyorsunuz. Yazılımın cycle'ında, life cycle'ında bunlar var. Waterfall ne diyor? Şelale. Bunlar baştan başlar diyor. Bunlar baştan başlar diyor. Ben buraya çıkınca kaçıyor mu şeyden? Ben burada görebiliyor muyum hani? Görüyor hocam. Şurada nereye kadar görüyor?
Şimdi görüyor hocam. Görüyor. Tamam. Waterfall'dan çıkarsa eğer bu, waterfall'dan çıkarsa dediğim gibi ilk önce bir karbon sorarız, sonra dizayn yapılır. Birbirinden farklı, bağımsız şeyler bir şey düşünüyor waterfall. Ama diğerleri öyle düşünmüyor. Bunlar birbirini iç içe geçmiş ve sürekli olarak başa dönmeyi gerektiren bir yapıdır diyor diğerleri. Daha pratik olanları. Bazı son zamanlarda geliştirilmiş yazılım gelişme teknikleri var. Çelik yazılım gelişme tekniği bir teknik. Agile. Her gün şunlardan bir tane geçiyorlar. Her gün buradan bir tane geçiyorlar. Ama hiçbir zaman ne yaptıklarını unutmuyorlar. Yani hiçbir zaman gelip şu kutunun içerisine doluşup gece kondu yapmıyorlar. Tamam mı? Her gün şunların içerisinden geçiyorlar. Belki bazı günler şunun içerisinde çok zaman harcamak gerekiyor ama şunların hepsinin yapılıyor olması gerekiyor. Tamam, bunlar bizim 5 tane adımımız. Devam edelim. Biraz geri geldik. Waterfall hakkında konuştu. Diyor ki waterfall güzel ama çok da güzel çalışmıyor. Yani teori olarak güzel. Keşke yapabilseydik bunu ama yapamıyoruz. Onun yerine fazlar halinde çalışan, iterasyonlar halinde çalışan yöntemler var. İşte onlardan bir tanesi Unified Model denen model. Diyor ki bu işte 5 tane esasında safhan vardı. Inception, Elaboration, Construction and Transition. Onlar da şu şekilde yaparsın diyor. Bilmediyse bunun hakkında konuşur. Şu adam şey diyor. Inception aşaması, Inception başlangıç. Sonra elaborasyon aşaması, tamam, kurma aşaması ve transition. Transition dediği de bir önceki sistemden bu sisteme geçme aşaması. Ve bunların her bir iterasyonunda bu değişimin üzerinden teker teker geçiyoruz. Biz bunlardan bahsetmemizin sebebi ne? Biz bu derste işte implementasyonla başladık. Şuraya geldik. Tasarlama falan yaptık geçen C++ dersinde. Ve analiz işin içerisine girmeye başlıyor yavaş yavaş. Resmin neresinde olduğunuzu göstermeye çalışıyorum. Tamam, devam edelim. Bunlar da bazı aktiviteler, her bir kutuya düşen o 5 tane adım vardı ya, onların içerisindeki bazı aktiviteler. Birinci kutuda requirement vardı ya, requirement specification, adım adım yazıyorsun birer birer. Ne olduklarını yazıyorsun bunları. Birer birer yazıyorsun requirement specification. Ondan sonra şeyde analiz ve tasarım kısmında architectural component and detail design var burada. Ne olduğunu geleceğiz. İmplementasyon, testing var bir de. Unit test var, integration test var, acceptance test var. Bunların hakkında birazcık konuşalım isterseniz. Hocam, development diye bir işleyiş var. Bu az önceki gösterdiğiniz waterfall ve unified model'la bir bağlantısı var mı? Hepsinin temelinde bu var. Şu var hepsinin temelinde. Tamam mı? Bu. Bu adımlardan geçeceksin. Bu adımlardan her gün teker teker geçebilirsin. Test driven development şeyini tam bilmiyorum. Temel iddiasına. Muhtemelen şey şu. Yani test edemeyeceğin hiçbir şeye girme. Yani ben şunu yaptığım zaman testi nasıl olacak falan filan söyleyebilmem lazım. Çünkü elinde gün sonunda yaptım mı yapmadım mı, çalışıyor mu çalışıyor mu gibi şeyler. Ben uçtum tamamen. Ama hangi development şekli olursa olsun iş bittiği zaman waterfall'dan çıkmış gibi olacak. O bir. Tamam mı? Nereden çıkarsa çıksın. İş bittiği zaman waterfall'dan çıkmış gibi olacak. O bir. İkincisi, her bir adım için elinde belgelerinin birer birer olması lazım. Tamam mı? Nasıl geliştirdiğin birazcık sana bağlı. Bu adamlar unified'cılar diyorlar ki bu şekilde yap. Her seferinde 5'inden 1'den geç. Bazıları diyor ki çok uzun tutma diyor. Yani implementasyonuna günler harcama diyor. 5'inden 1'den geçeceğin günler olması lazım. Her gün 5'inden 1'den geçmen lazım diyor. Tutup implementasyonu 2 ay falan filan verme diyor bazıları. Daha kısa olsun diyor. Bazıları da denge olacak diyor. Çünkü büyük takımlarda eğer bunun 5'inden 1'den her gün geçmeye kalkarsan işin altından kalkamazsın. İletişim çok büyük problem olmaya başlıyor. Küçük takımlarda, 2-3 kişilik takımlarda bunların her birinden, 5'inden de her gün üzerinden geçebilirsin birer birer. Takımına göre, durumuna göre, tecrübene göre, üzerinde çalıştığın projeye falan filan göre bazı durumlarda şu bile çalışabilir. Hangi durumlarda çalışabilir? O konuda uzmanlaşmışsındır. 10 yıldır çalışıyorsun. İnin icinin hepsini öğrenmişsindir.
başladığın zaman önce Primate'da testinden çıktığın zaman zaten senin için çok rutin bir yazılım uygulamasıdır. Bunu bile kullanabilirsin. Ama dediğim gibi bunların hepsinin ortak tarafı şu 5 adımdan çıkmış geçmiş olması lazım standart. Yani yazılım mühendisi üzerinde çok çalışılan bir alan. Sebebi de hala gelişmeye ihtiyacı olması. Hala çok verimli olmuyor. Yani yazılım mühendisi ürünlerinin neredeyse yarıya yakına başarısız oluyor. Ya piyasada ya başarısız oluyor, ya isteleri karşılayamıyor, ya müşteri tarafından beğenilmiyor, ya çok pahalıya geliyor falan. Genelde başarısız oluyor. Onun için insanlar sürekli olarak arayış içerisinde. Artı teknoloji çok değişiyor. Birdenbire işte mobil teknolojisi diye bir şey gelişti. O mobil için uygun yazılım geliştirme teknikleri falan çıkmaya başladı. Değişiyor. Ondan önce web için bir şeyler yoktu. Web geliştirmesi diye bir şey yoktu. Webcilerle beraber işte değişik yazılım geliştirme teknikleri ortaya çıkmaya başladı. Sürekli değişen bir dünya ama her seferinde dönüp dolaşıp arayın 1980'lerde yazılmış yazılım mühendisliği kitapları bulun. Şu resim var orada. Tamam mı? 2012'de 2013'te yazılım mühendisliği kitapları arayın. Bu resim var ama o resmin üzerine şuna benzer resimler de var. Hepsinin ortak tarafı o. Değişiyor, sürekli değişen bir dünya. Değişmeyen alttaki waterfall. Tamam, birazcık şunların detaylarına bakalım. Esasında aynı demiş ya, küçük küçük parçalara ayırabiliriz bunları. Küçük parçalar işte burada. Requirement Specification, Architectural. Fazla detayına girmeyin isterseniz. Çünkü fazla olmaya başlıyor başlamada. Çünkü bazı şeyler çok somut şeyler, oldukça somut şeyler ama örneği olmadığı için, yapmadığı için çok soyut gelmeye başlıyor. Bunlar da bunun iç detayları diyebiliriz. Requirement Specification, Architectural Design. Requirement Specification biliyorsunuz. Architectural Design genel mimari tasarımı. Sistem genelde nasıl tasarlanacak, modüller neler? Onlar tasarlar. Analizin parçası esasında bu. Ondan sonra komponentlerin her birinin kendi içerisindeki tasarımı. Ve şu detaylı tasarımda her bir algoritmaların falan metotların tasarımı. İmplementasyonu biliyorsunuz. Unit test demek bunu yapacağız. Her bir sınıf ve metodu teker teker test edilmeli. Tamam mı? Getirler, setirler dahil. Birer birer test edilmeli. Unit test bu. Ünitelerin birer birer testi. Tamam. Integration test. Sınıflar bir araya geldikleri zaman doğru çalışıyorlar mı? Onun testi. Groups or classes are tested together, verify they work together and meet the requirements. Tamam, acceptance testi de hani şurada requirement'lar isterleri yapmıştık ya, isterlere karşı sistemi çalıştırıp tamam, bu isteri bu karşıladı, bu isteri bu karşıladı diye bir tane test. Bunlar da test yapmak için de bayağı bir şey yazıyorsun. Yani çoğu yazılım ürününün %30'u %40'ı falan test kodudur. Test kodu yazıyorsun. O test kodu müşterinin eline hiç ulaşmıyor bile. Kendi elinde kalıyor. Her şey doğru mu değil mi falan filan şey yapmak için. Test etmek için. Daha sonra installation ve maintenance en son safhalarda yer alıyor. Buna da detaylarına girmeye kalkarsanız requirement engineering diye koskocaman bir engineering alanı var. Sistem analisti denen bir tane meslek var ya, onlar çok ilgileniyorlar onlar. Hepsi koca koca bunların üzerine bakarsanız mesela hepsinin üzerinde koca koca şeyler var. Kitaplar var. Ders açılabilir. Mesela bizde bir yüksek lisans dersi vardı software testing diye. Testing üzerine ders. Software test engineer'leri falan filan var. Adamın hayatını el test etmek. Test etmesini çok iyi biliyor. Algoritma tasarımında falan filan yok. İsterse belki onlar da yapar ama adam test etmesini çok biliyor. Test etmesini nereden öğrenmiş? Niye göre test ediyor? Requirement var elinde. Requirement'lar var elinde. Ondan sonra tasarım dokümanları var. İmplementasyon doğru yapıldı mı? Requirement'lar sağlanıyor mu? Onları öğrenmiş. Çok değerli mühendisler onların bazıları. Test etmez hayat adamı test etmek üzereymiş. Test edilmemiş yazılım. Ben size garanti vereyim, çalışmayan bir yazılım. Test etmediyseniz çalışmıyor. Tamam, birazcık devam edelim. Şöyle requirement specification üzerinden. Ne diyor requirement specification? Buna en çok konuşabileceğimiz üzerinde bir şeyler söyleyebileceğimiz adım bu. System analyst demiş bakın, system analisti. Works with software users to clarify the detailed system requirements. Kullanıcılarla beraber çalışıyor ve sistemin isterlerini, gereksinimlerini ortaya koyuyorlar. Ondan sonra sorulan sorular işte input datanın formatı, ondan sonra output'un sahneleri nasıl olmalı, data böyle değişimi falan filan gibi hikayeler. İsterseniz bir tane örnek. Adamın bir tanesi geldi ve sizden şunu istedi. Ne diyor bakın, okuyabiliyor musunuz şunu? Kitaptan doğrudan aldım, yapıştırdım buraya.
Right. Bu arada kitabın bu online versiyonunu falan bulun. Bu şey kitaplar yapılmadan. Basılı kitapları falan elinize geçmeden önce bu PDF'sinden bunları okuyun. Bunu da oradan aldım. Bu 2005'ten aldım. Bunu 2010'da sanırım bu yok. Ya daha değişiği var. Write an interactive telephone directory program that will contain a collection of names and telephone numbers. Tamam, rehber yap diyor. Telefon rehberi. Manasız gibi geliyor değil mi? Telefon rehberi diye bir şey kalmadı değil mi artık? Var mı? Telefon rehberi göreviniz var mı aranızda? Nerede gördün? Hatırlıyorsunuz değil mi onları? Var mı hala? Dağıtıyorlar mı? Her eve birer tane verirler de onlardan. Telefon hattına yazılmak diye bir şey biliyor musunuz siz? Neden bilmiyorsanız niye cık diyorsunuz? Bilmiyorsanız cık diyemezsiniz. Bakarsınız ama biliyor musunuz? Sıraya giriliyorlar ama için. Telefon hattına yazılmak. Eskiden anlamak. Çünkü telefon hattının çıkması, elime telefon bağla dediğin zaman yaklaşık 5-10 yıl sürüyordu. 10 yıl sürüyordu. Hatta bir ara gelenek olmuştu. Türk geleneği neydi biliyor musun? Çocuk doğunca çocuğu telefon hattına yazdırırlar. Biliyorsunuz değil mi? İşte komik değildi o. Çok telefon hattına yazdırırlar. Çocuk meslek sahibi olduğu zaman telefonu hazırdı. Gerçekten diyorum ya, yalan değil bunlar. Hatta başkasının hattını para verip onun elinden alabiliyordun. Rüşvet falan filan gibi. O tür şeyler falan yapabiliyordun. Ve bunlar 1985. 90'da da var. 90'da da vardı. 90'da yok. 1990'da parayı verdiğin yanında bağlıyorlardı 15-20 gün. İçerisinde ama hala sıkı para veriyordun yani. İyi para. Hatta telefon hattı bağlamak için o kadar para veriyordun ki o parayı taksitlere bölüp bir yılda mı ne veriyordun? Niye anlatıyorum bunları? Çünkü telefon hattı geldiği zaman sana bir tane de telefon rehberi verirlerdi. İsimler vardı, oradan arardım, buldum. Filmlerde falan görmüşsünüzdür. Bu Kaufman denen adam da bilmiyorum kaç yaşında, çünkü ben üniversitedeyken kitaplarını paskalı bundan öğrenmiştim. Onu biliyor, o yüzden gençliğinden kalma bunu yapmış. Telefon rehberi diye bir şey yok, ben de yeni fark ettim bunu. Kalmadı artık telefon rehberi diye bir şey yok. Şunun telefonunu bana ver dediğin zaman bulma ihtimali yok zaten değil mi? Çünkü cep telefonu rehberi diye bir şey yok. Yok değil mi? Var mı? Genelde insanlar koymuyorlar mı öyle isimleri? Ben koymak istemem mesela. Koymuyorlar yani. Aradığın zaman çoğunu bulamıyorsun. Her neyse, bu telefon rehberi yapmış. Ne diyor? Adamın adı ve telefon numarası olacak. Yeni isimle buraya koyabileceksin. Ve buradan isimleri teker teker arayabileceksin. Tüm şey bu. Problem tanımı bu. Problem definition bu. Tamam, bunu üzerine requirement'ları koymaya çalışacaksın ama requirement'ları koymaya başlarken birdenbire isterler. Aklına sorular gelmeye başlıyor. Ya bu telefon rehberi programı ama bak mesela şunlar. Bu telefon rehberi programı çalışmaya başladığı zaman bir yerlerden numaraları yükleyecek mi, yoksa senin teker teker girmenizi mi bekleyecek? Bu. Bunu soruyor. Müşteriyle tartışıyorsun. Tamam mı? Nedir sizce bunun cevabı? Müşteri ne der sizce? Tabii ki her seferinde girmek olmaz. Bir yerlerden ama okuyacaklar değil mi? Okuyacaksa nereden okuyacak bunu? Bir dosyadan mı okuyacak? Yoksa teker teker insan eline gelen birileri mi olacak? Eğer bir dosyadan okuyacaksa dosyanın formatı ne? Text dosyası mı? Yoksa binary dosya mı? Requirement'lar birdenbire aklına gelmeye başlıyor. Yani isterler bunlar. Öyleyse ne olması lazım? Diyecek ki bu program çalışmaya başlayacak. Çalışmaya başladığı zaman bir dosyadan ilk listeyi okuyacak. İlk liste text dosyası halinde olacak. Ondan sonra eğer text dosyası ise işte formatting conventionları ne diyor? Yani her birinde bir tane satırda bir tane isim mi olacak? İşte şu mu olacak, bu mu olacak? Bunların hepsi teker teker isterlerin parçası. Hafiften analiz etmeye de başlıyorsun sistemi. Analiz etmeye, daha iyi anlamaya da çalışıyorsun. Çünkü işin içerisinde de var. Program çalışmaya başladığı zaman ne olacak falan gibi sorular da gelmeye başladı. Requirement'ların oluşturması böyle bir şey. Müşteriyle sürekli olarak iletişimdesin. Problemin bu ama bu program çalışmaya başladığı zaman, çalıştığı zaman nereden yükleyecek? Format ne olacak? Neleri koyacak, neleri koymayacak? Bunları teker teker bir araya getirmesi requirement'lar oluşturuyor. Doğrudan kitaptan aldım. Ve sistem analistinin görevleri bu türlü soruları müşteriye sorup müşteriden bunların cevabını almak. Müşteri çoğu zaman bunların bazılarının cevabını bilmiyor. Pazarlık yapıyorsun. Şöyle olsun, böyle olsun falan diyorsun ama
Günün sonunda requirement'ın sonunda müşteri imzalayacağı gerçekten imzalatıyorsun müşteriye. Ben bunu yapacağım. Buna söz veriyorum. Sen buna bana okey dedin gibi bir tane kağıt imzalatıyorsun. İş gittiği zaman da o kağıdı önüne koyuyorsun. Benden bunu istemiştin, ben bunu yaptım. Diğerlerine karışmam gibi şeyler söyleyebiliyor. Tamam, analize geldiğiniz zaman analiz make sure you completely understand the problem before starting the design or program a solution. Analizde bu. Problemi tamamen anlamak. Neredeyse tamamen anlamak. Neredeyse tamamen anlamak demek hafiften tasarlamaya başlamak demek. Tasarlamaya başladığın zaman, çözüm için bir tasarım yapmaya başladığın zaman eksik kalan taraflarını anlamaya başlıyorsun. Bu da analiz kısmı. Sonra dizayn gelmeye başladı analizden sonra. Tasarlama. Birkaç tane tasarlama yöntemleri var. İşte top-down tasarlama yöntemi. Küçük parçalara bölerek tasarlamak var. Obje kayıt olana sınıflar ve sınıflar arasında ilişkiler falan var. Ama tasarım için kullanılan bir tane yöntem var. Grafiksel bir tane yöntem. UML diagramı. Unified Modeling Language. UML'den hafiften bahsetmiştik değil mi C++ dersinde? Hatta dersin sonuna doğru artık sınıflar UML ile falan filan çizmeye başlamıştık. UML sınıfları belli etmek için bir tane şekilsel bir yöntem. Şurada bir tane UML diagramı. UML diagramı. Biliyorsunuz ya, hatırlıyorsunuz UML diagramını. Burada var ama sonlara doğru gelmek istemedim oraya. Ben çizeyim isterseniz. Şurayı alıyor mu? Nereye kadar alıyor bu? Çevir. Nereye kadar alıyor? Tam oraya kadar. Eliniz ne oluyor? Şuraya alıyor yani. Evet. İşte bir tane UML diagramı. Bir tane sınıfım benim. Ne sınıf yapmıştık en son? Geçen 241 dersindeki favori sınıfım. Efendim? Yok, en çok verdiğim örnek hangisiydi? Bu sınıf en UML diagramı ilginç değil ya. Employee sınıfı. İkiye bölüyorsun. Verilerin olduğu yer. Ondan sonra metotların olduğu yer. Employee sınıfında verilerin olduğu yer mesela ne? Name.